Evet. Yani. Büyük ihtimal ikinci maça süremiz şey olmayacak. Dakikamız kalmayacağı ikinci için. İkinci maça da hızlıca gireceğiz gibi görünüyor. Maç başladı. Maçta başlamış zaten bu arada. Her iki takıma da başarılar diliyoruz Göztepe'yi. Taha. Göztepe beyaz formayla görüyoruz. Kasımpaşa'yı beyaz formayla görüyoruz, düzeltelim. Evet. Ben bugün Göztepe'nin performansını gerçekten merak ediyorum. Uzun zamandır 4-2-3-1 oynadıklarını görmemiştim. Hatta hiç görmedim diyebilirim. Yani ligde ilk defa oynuyorlar. O yüzden merak ediyorum. Tabii Göztepe'de Onur tek forvetle gol atmak da biraz zorlaşıyor. Öyle bir sıkıntı da var. 4-2-3-1 oynadığın zaman çok iyi paslaşıyorsunuz. Topu ayağınızda çok iyi tutabiliyorsunuz ama hücum yollarında biraz zorlanıyorsunuz. Tutku. Top kaybı geldi. Kasımpaşa çıkıyor. Kasımpaşa beyaz formayla bugün sahada. Siyah formayla Göztepe'yi görüyoruz. Taha. Savunma girdi araya. Melih. Tutku. Sıyrılamadı. Emre küçükte kaldı. Emre'nin pas denemesi. Berat girdi araya. Hemen takım arkadaşına kazandırma çabası var. Savunma girdi araya. Mert. Solo oynadı. Cenk. Cenk sıyrılamadı savunmadan. Yine Cenk'in önünde kaldı. Ama offside. Ben de penaltı zannettim bir an öyle maç durunca. Bir de bu sene çok kolay penaltı oluyor oyunda. Emre. Ceza sahası içindeyken hakem düdük çalınca direkt penaltı mı acaba diyorsun. Elis. Sıyrılamadı. Emre girdi araya. Sola oynadı. Tutku. Onur. Uzun pas denemesi, savunma dikkatli, kaleci Furkan. Top kaybı geldi. Tutkunun kaleye denemesi ama topu aldığını fark etmedi aslında orada. Yanlışlıkla vurdu muhtemelen. Arif. Müdahale yapacağım derken top ayağında kaldı. Şut çekmiş gibi oldu. Güzel bir pas. Melih vurdu kaleci Furkan. Yani Göztepe Gaming tabii iyi paslaşıyor. 4-2-3-1'in zaten avantajı bu. Güzel pas yapabiliyorsunuz. Top ayağınızda fazla tutabiliyorsunuz. Tutku. Sahaya iyi dağılabiliyorsunuz. Onur'un pas denemesi. Arif dikkatli. Topu uzaklaştırma çabaları var Kasımpaşalı oyunculardan ve top da uzaklaştı. Cenk. Geri oynadı. Oradan Arif çıkabilirse tehlikeli olabilir ama başarı olamadı Bekir. Eles. Kısa pas. Oradan şans denemesi ama başarı olmadı. Onur girdi araya Göztepe'den. Tutku. Göztepe savunmada iyi kapatıyor Kasımpaşa Spor'u. Net pozisyon yakalamalarını izin vermiyorlar pek. Yani en azından bu dakikaya kadar öyleydi. İlerleyen dakikalarda Melih sıyrıldı, vurdu. Arif savunmada çok dikkatli. Yani Melih aslında orada niye sola çekti anlamadım. İlk pozisyonda yine bomboştu. Direkt tekte şut çekse bence daha iyiydi kaleciyle karşı. Kaleciyi direkt görmüştü yani. Sola çekince savunma önüne geldi. Ve şut da geçmedi doğal olarak. Furkan sol oynadı. Cenk. Arif. Yani şu 3. bölgeye Barış. Topu attıkları Kasımpaşa 3. bölgeye topu attığı anda Göztepe topu kapıyor yani. Emre. Hiç
pozisyon vermiyorlar. Melih geriye çıkardı. Orada savunma dikkatli. Şimdi Kasımpaşa hata çıkıyor. Cenk. Oradan pas aktaramadı takım arkadaşı. İlk yarımda artık sonlarına doğru gelmekteyiz. 38. dakika Sergen taç atışını kullanıyor. Elez. Elez de yeni Mert gördüm. Aslan Göztepe'de taç atışını yabancı kullandı. Maç biraz ortada geçiyor bence. Pozisyon Melih'le bir pozisyonu var Göztepe'nin. Evet. Bu pozisyon da çok tehlikeli. Emre girdi ceza sahası içine, sıyrıldı, savunma dikkatli. Orada keşke vurabilseydi. Müthiş müdahale yaptı yanındaki savunma oyuncusu, kimdi göremedim ama yani hem tehlikeliydi hem de güzeldi. Yani eğer orada ıskalasaydı, topa müdahale yapamasaydı penaltı olacaktı. Ama müdahale yapmayı başardı. Orada bir hatalar silsilesi fakat offside yetişti imdadına Kasımpaşa'nın. İlk yarıda artık son dakika. Seyfi. Cenk. Elis. Ve ilk yarı 0-0 eşitlikte tamamlandı. Nasıl bir mücadele oldu ilk yarıda? Yunus. Yani açıkçası baktığımız zaman yani bir tık, çok fazla değil yani çok, bir tık Göztepe'nin daha iyi oynadığını gördük bence. Kasımpaşa 3. bölgede pozisyon yakalayamadı zaten, şeye de yansımış, sıfır şutu var Kasımpaşa'nın. Bu arada seste bir sıkıntı varmış, ses patlıyormuş galiba, hangimizin bilmiyorum ama Erdem bizi duyuyorsa haberi olsun, onu da söyleyeyim, yayından uyarmışlar. Kimin ki olduğunu da söylerseniz arkadaşlar, veya ikimizin de mi patlıyor, ona göre söylersiniz, ona göre bakılır. Yani ama dediğim gibi Göztepe bir tık, Mustafa Bey'in diyor. Mustafa seninkininmiş. Her ikimizin deymiş. Pardon, ikimizin de sesi çok yüksekmiş galiba. Ses patlama yapıyormuş. İkinci yarıda başladı. Sesli söyleyene kadar yorumu yapamadım. Elez. Yani Göztepe'nin iki tane de pozisyonu var. Aslında yani Melih ilk pozisyonda Melih sola çekmeseydi, şut çekseydi gol olabilirdi. Emre de biraz geç kaldı şut çekmekte. O yüzden Göztepe o iki pozisyonda da gol atmayı başaramadı. Onlardan birini atmış olsaydı ikinci yarıya rahat girecekti ama gol olmadı. İkinci yarı bakalım neler olacak, merak ediyoruz. İki takım da temkinli oynuyor benim gördüğüm kadarıyla. Tutku, Melih vurdu, kaleci Furkan. Cenk. Çok iyi pas attı orada. Kim attıysa Melih'e orada pası, çok güzel pastı gerçekten. Bu sefer de sesimiz az geliyormuş galiba. Bir türlü tut. Anlamadım ben de. Yani duyulmuyor diyorlar. Mert. Emre. Taha. Tamam, uyardık arkadaşlar. Şimdi Erdem Bey ilgilenecek. Cenk. Elez. Mert Aslan. Emre. Yeniden Emre. Kısa pas. Oradan sıyrılamadı savunmadan. Top taca gitti. Altan İzmir takımları kazansın yazmış. Bugün iki İzmir takımının maçı var ya. Göztepe ve Altay. O da kendisi de benim arkadaşım, o da aynı zamanda İzmirli. İzmir'de yaşıyor. Takımlarını destekliyor. Top dışarı çıktı. Kaleciyle oyunu hareketlendirecek Kasımpaşa'nın gol atmak istiyorsa bugün bir şeyler yapması lazım. Bu şekilde giderse Kasımpaşa golü yiyecek. Oğuzhan.
Sergen girdi araya. Eles solo oynadı Sergen. Cenk. Emre. Furkan oynadı. Benim sesim gene az gidiyormuş da dedim mikrofonu yaklaştırayım bana. Kemal. Berat. Maçta böyle Emre. Alt kokusu. Melih. Offside. Biraz maçta böyle alt kokusu var. Pek pozisyon olmuyor aslında. Yani Göztepe Gaming ikinci yarı biraz daha iyi oynadı. Oynuyor yani ilk yarıya göre. Daha çok pozisyona giriyor. Kasımpaşa'nın hala bir pozisyonu, hatta şut çekebildi mi bilmiyorum. İlk yarıda çekememişti. İkinci yarıda çekmedi sanırım. Ya işte şeyde hücum attı. Yani 3. bölgede çok zorlanıyorlar. Yani Göztepe takımı da çok iyi savunma. Kaleciye gelen bir top var Efe'ye. Efe ilk kez top kurtardı gibi görüyorum. Efe atışı kullanacak. İkinci yarıda çekmedi sanırım. Ses oldukça iyi. Kontrol ettim ben de şimdi. Ses var yani. Eles. Anlamadım. Şu an ya da belki Erdem düzeltmiştir şu anda. Tutku, Melih. Yeni gelen arkadaşlarımıza da hoş geldiniz o diyelim. Cenk, Eles. Top kaybı Onur. Onur. Tutku. Arif. Bekir. Furkan, Berat. Maçta bir türlü pozisyon göremedik. Gol göremedik. Böyle giderse göremeyeceğiz de herhalde. Göztepe pozisyon yakalıyor. Kasımpaşa da çıkmaya başladı ikinci yarıda. Kasımpaşa biraz daha fark ettiysen öne çıkmaya başladı takım olarak. Yani arkayı biraz daha bıraktılar. Hani 3 puanın peşinde bence Kasımpaşa. 0-0'a pek razı değil gibi geldi bana. Yani pozisyon bulamadıkları için ileride kalabalık olmaya çalışıyorlar. Kafa vuruşu geldi. Asfalt'ta dışarı çıktı top. Kasımpaşa'nın ilk pozisyonu diyebiliriz herhalde. Öyle net olmasa da. Yani ama Göztepe'yi de tebrik etmek lazım. Göztepe savunmasını yani hiç açık vermiyorlar gerçekten. Biraz ondan da kaynaklanıyor. Bir açık yakaladı Melih. Ama savunma çok dikkatli pozisyonda. Yine çok iyi müdahale geldi Kasımpaşa savunmasından ama hep son anda böyle kurtarıyorlar. Böyle giderse gol yiyecekler. Mert. O yüzden biraz daha arkada dikkatli olmaları lazım. İkinci yarı Kasımpaşa daha çok oyuncu kaçırmaya başladı arkasına. Tarık. Eles. Top kaybı geldi. Melih. Kasımpaşa savunmasında iki kişi vardı. Gördün mü? Topu ileri attılar. İki kişi vardı sadece. Hep birlikte ileri çıkmışlar gol atmak için. İyice artık bekleri çıkartmışlar herhalde. Rakibe iyice yükleniyorlar. Yani Göztepe Gaming gibi gol. Yani bir de Sergen. Da ilerlediği için 86'da şimdi bir gol atsanız. Bekir, Taha. Bekir. Puanı alabilirsiniz. Vurdu. Top asfaltta dışarı çıktı. Kasımpaşa biraz daha iyi oynamaya, biraz daha bastırmaya başladı yani. Kasımpaşa ataklarını izledik özellikle ikinci yarının son dakikalarında. Evet 15 dakikadır falan yani güzel oynuyorlar gerçekten. Taha. Berat. Berat oradan vursaydı belki daha da etkili olabilirdi ama biraz daha ayağında oynamaya çalıştı top. Çok iyi müdahale geldi orada işte yani adam ayağını çok iyi koydu Göztepe'de savunma. Artık son dakikalar girmiş bulunmaktayız. 2 dakika uzatma gösterdi maçın hakemi.
Korner atışı kullanıldı. Emre yetişemedi orada takım arkadaşı. Çok güzel yorumlar gelmiş. Maç bitince okuyacağım bazılarını. Ben de. Artık 90 artı da momentum oluyor. Bir gol belki izleyebiliriz diye düşünüyorum. Ama bir galiba atak olmayacak gibi. Evet. Offside geldi. Artık maçın da son saniyeleri. 0-0'lık eşitlik var. Maçta bak mı oldu ya, hala kullanamadı. Bilerek zamanı mı oynadı acaba? Ve 0-0 sona erdi günün ilk mücadelesi. Yunus, kısa bir değerlendirme alalım, evet, sen de bu maçla ilgili.